Merhaba arkadaşlar, ben Oktay Mercan. Bugün sizlerle Critical Strike Portable oynayacağız. Hemen oyunun arayüzünden birazcık bahsedeyim. Oyunun arka planı bu. İşte burada FPS değerimizi görüyoruz. Uyarıları, hataları, çeşitli şeyleri burada görebiliyoruz. Burada paramızı görüyoruz. Gun Shop var. Bu Gun Shop oyunda bazı silahlar gerçek parayla alınıyor. Mesela AK-47, M4A1, AWP, otomatik shotgun gibi, Deagle gibi silahları buradan açıyoruz. Single player ve multiplayer olmak üzere iki modu var. Multiplayer'ı üyelik gerektiren bir şey. Bir kez üyelik aldıktan sonra da sürekli girebilirsiniz zaten. Ayarlar kısmında ultra, high, normal, low ayarlarım mevcut. Dil seçeneğinde Türk iş de var. Yalnız bunun Türk işi biraz nanay. Gördüğünüz gibi yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Türkçe'de biraz daha çalıştırmaları gerekiyor. Özellik istekleri falan var burada. Buraya girip buradan mesaj gibi şeyler gönderip oyunda özellik eklemelerine tavsiyede bulunabilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Multiplayer oyuncusuna girelim. Avrupa, Amerika, Asya ve Japonya var. LAN olarak da oynanılabiliyor. Burada hesabınızın şifresini değiştirme, hesap paneli, çıkış yapabilme gibi seçenekleriniz var. Avrupa'ya girelim. Ölüm karşılaşması var. Normal oyun var. Zombi modu var. Zombi Survival. Klasik Deathmatch şeklinde. Dust Snow. Tek var. Bank. Bank haritası da var. Stone Dust. Western. Parkour City. Lego Mine ve şu tanıdık map'e gireyim. Herkesin de yakından tanıdığı bir map'tir bu. Bağlansın. Yani bu arada haliyle haritalarda kısıtlı arkadaşlar. Oy. Dayın headshot double kill bastırıyor. Giremedik. Zombi modunu açayım ben size. Demiz. Futbolda oynamak istemiyorum ya. Çık şuradan. Avrupa. Zombi mod. Rats haritasında zombi oynayalım arkadaşlar. Play deyip zombi olarak hemen başlıyoruz. Şöyle bir evet. First person, third person gibi görüş seçenekleri var. Hareket özelliği biraz zombilerin hareketi de kasıyor gibi görünse de bu zombilerin normal bir yürüyüş şekli. Şöyle normal olarak görünelim ki evet. Oyunun bir diğer zorluğu derken headshot'ı yedik. Mis gibi headshot yedirdiler bize. Standart şekilde ateş etme tuşuna basarak karakter değiştirebiliyoruz. Sanırım
Ha, bu arada hemen seçenekleri, oyun seçeneklerini. Burası hareket ettirme. Burası işte görüş açısını değiştirme. Ateş tuşu. Burada scoreboard var. Skor listesi. Chat listesi. Chat'a bir şey yazabiliyorsunuz. Chat diyeyim. Çıkış gibi seçenekler. Buradan da bunların yerlerini, büyüklüğünü falan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle ayarlayayım. Neden görünmüyor ya? Abimiz düştü. What? Nasıl? Adam direkt üstüne çıktı. Neyse siktirin. Multiplayer'ı bu şekilde. Bir de deathmatch açayım. oyunun klasik haritalarından bir tane açalım. Sniper Dual. Yo, Sniper Dual da değil. Sanırım harita değişmiş. Deathmatch'e nasıl gireceğiz derken oyuna katılmayı unutmuşuz. Oyuna katılarak, SWAT olarak oyuna giriyoruz. Deathmatch yok. Eagle alalım. Tabii ele alışkanlığı olmayınca çok zor geliyor. Şu anda otomatik headshot verdi. Helal. Kıyıdan kıyıdan hiç bulaşmadan şuradakinde mi o ya? Çömelme seçeneği de var. Çömelme sesi azaltıyor. AWP alalım bakalım. Ki ben bakta mı kaldık? Evet, çok güzel yerde spawn etmiş yani. Şöyle boş bir yere ateş edip yerimi bildirmem gerekiyor. Bakta kaldık. Hani hiç olmaz genelde bu ya. Hı, evet. Şu zıplama simgesini ben kapatmıştım. Evet, tamam, bug'da kalmamışız. Kıyıda spawn etmiş bizi. Takla alıyor ya. Takla alıyor. Quick kill aldı. Bundaki
Her neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oynayamıyorum. Botlara karşı zombi survival oynayalım. Dart diye bir map varmış. Bakalım. Gördüğünüz gibi map inik olmadığı için indiriyor şu anda. Map'i yüklüyor. Yalnız bunlar benim için fazla sürmüyor. Sanırım sizin için de fazla sürmemesi gerekiyor. Şöyle ve zombi survival'ımız başladı. Artık hayatta kalabildiğimizce çok hayatta kalmaya çalışacağız. Büyük ihtimalle suya düşünce ölüyoruz. Daha doğrusu oraya gidemiyoruz bile yani hani. Fark ettiyseniz auto aim var. Bu auto aim bence güzel bir şey çünkü uzaktaki kişilere şununla şöyle milimetrik vuruş yapmak çok zor bir şey ki sürekli insanın kafalarını düşünürsek round 1 böyle round ilerliyorsunuz arkadaşlar. Oyunda duvar vermek de var. Böyle vurduğunuzda öndekini de arkasındakini de gelebiliyor. Yani mermi karakteri delebiliyor. Arda arda iki kişi ise delebiliyor. Round 2. Ve şöyle bombacılar var. Bu bombacılar koşup üzerinize patlıyor mesela. Şöyle bir göstereyim. Daha ileride zombiler özel yeteneklerini kullanabiliyor işte ne bileyim bazıları elektrik atıyor, donduruyor. Çeşitli zombilerin de yetenekleri var yani. Hatta bazı sorunlarda bunlar açık oluyor direkt. Skorumuz olsun. Şu anda ultra ayarlarda oynuyorum yani. Böyle çeşitli oynama tarzları da var. Burası tehlikeli bir yermiş. Onu öğrendik. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi duvarda var. Sen ne zaman geldin? Duvarda var. Duvarda verebilirsiniz. Bıçağımız da var böyle. Tek atımlık bıçak. Bıçakla tek atıyorsunuz. Bu biraz fazla OP olmuş ama bıçakta da denk getirme sıkıntınız var. Kese kese geçebiliyorsunuz böyle. Biçip kesip geçebiliyorsunuz. Ve öldük. Canavarlar kazandı. Her neyse. Çıkalım.
Burada da istatistiklerimizi gösteriyor bize. Dimis diyerek geçiyoruz. Oyun tekrar İngilizceye dönmüş bu arada. Her neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Critical Strike ücretsiz olarak Play Store'dan edinebilirsiniz. Sadece multiplayer oynamak için üyelik gerektiriyor. Onu da kolayca bir şekilde alabilirsiniz. Bu arada sadece şunu da belirteyim. Single player'da sadece şu 4 map var. Şu diğer mapleri multiplayer'da serverlara girince falan oradan load yapıp kendi oyununuza da ekleyebiliyorsunuz ve her map'te bot atabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Map'lerde çok uzun süre inmiyor yani. Çok kısa sürede iniyor. Her neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hay Allah.